keçi kadın yüzünden ben bir türlü para kazanamayacak mıyım ya? Hangi taşı kaldırsam altından çıkıyor. Nereden başıma geldi bu bela bilmiyorum ki. Gitse de kurtulsam. Amirim, siniriniz geçtiyse girebilir miyim? Ben Mennan. Peki gel bakayım, gel. Kolay gelsin abim. Size bir zarf geldiydi de. Zarf mı? Neymiş bu? Vallahi bilmiyorum. Özeldir diye okumadım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmiş. Tayinler belli olmaya başladı demek ki. Vay canına. Demek tayin piyangosu ona çıktı. Neyse, hayırlısı olsun. Yoksa benim bir tayinim çıktı amirim. Doğru söyleyin amirim. Benim bir tayinim çıktı. Okulun son günleri diye mi nedir? Vakit geçmek bilmiyorsan da. Evet, oldukça yorucu bir gündü. Hamsi yemeye bünyeler çabuk yorulur. Sabahları peş tane hamsiye okula cevap yorulacağımız. Sen yorulmazsın tabii. Ama senden gelen balık kokusundan kaçmaktan biz yoruluyoruz. Boş konuşma, toli konuş. O mübarek hayvan hamsinin keşke parfümü çıksa da her gün sıksam be. Arkadaşlar kusura bakmayın, sohbetinizi bölüyorum ama bir dakikanızı rica edeceğim. Çünkü Milli Eğitim'den tayin emirleri gelmeye başladı. İnşallah Cumhur Özadır giden. Gitse de kurtulsam sabaha kadar horon oynayarak kutlayacağım vallahi. Umarım şu Laz uşağı gider de gıygıyından bıyığından kurtuluruz. Ben miyim acaba? Tam da artık alışmıştım okul. Bir şey değil, başka bir şehre gidersem meyhanedeki işimi de kaybederim. Bende bu şans varken kesin benimdir. Ne kocadan yüzüm güldü ne de okuldan. Kim gidecek acaba? Umarım Afet Hanım ya da Emin Bey'den biri değildir. Kesin ben değilim canım. Evet arkadaşlar. Şimdi izninizle ilk gelen zarfı sahibine teslim etmek istiyorum. Buyurun Afet Hanım. Şimdiye kadar bu okula çok emeğiniz geçti.